çeşitli yasaklarla ya da çeşitli engellerle yaşamak sizi üzüyor mu gerçekten çok? Ve bu bu böyle gerçeği... bir dönem mi yaşanıyor? Bu geçecek Hayır. diye mi düşünüyorsunuz? Hayır. Bu bu ülkenin gerçeği. Yani bu ülkede Ceberut bir devlet var. Bu devlet artık derin midir? Seviyesiz midir? Nedir bunun adı bilmiyorum. Fakat bu devlet Osmanlı'dan beri, Osmanlı'nın son dönemlerinden biri işte Abdülhamit'in yaktığı sahneleri bilirsiniz yani tiyatro sahnelerinin Tabii. yakılması hikayesini. Yani tiyatro yapıları bir yerde ve sanata olan bakış. Abdülhamit'in hoşuna gitmezse ertesi gün yok sahne, yanmıştır. Ee, şeyden beri devam ediyor. Bu Osmanlı'nın son dönemlerinden beri devam ediyor. E, hani Osmanlı tamamen yok oldu da üzerine yeni bir şey kuruldu değil. Zaten Kur'anlar Osmanlı subayları. Yani Osmanlı'nın varlığını devam ettiren işte Dışişleri devam ettiği birebir alınarak şu monşerler hikayesine kadar Osmanlı'dan gelen geleneği devam ettiriyorduk. Çok seviyorlar ya Osmanlı'yı. O yüzden monşerler diyerek bütün Osmanlı dış siyasetini heder ettiler. Sonunda işte o beyefendiye, dışişleri bakanından sonra başbakan olan beyefendiye bıraktılar. Dışişlerinde nereye geldiğimiz ortada. Yani be be beğenmiyor musunuz hiçbir şeyini diyorlar. Biz de söylüyoruz tiyatro sahnesinden işte. bugün onları söyleyen insanlar 1940'larda 50'lerde bunları söyleyen insanların başına neler geldiğini Nazım Hikmet'ten e, Oktay Rıfat'tan ya da ne bileyim işte nereye bakarsanız Sabahattin Ali'den neler hangi bedelleri ödeyerek bu işi yaptıklarını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bugün onların çektiklerinin çok daha azını çekiyoruz biz. Çünkü Hı -hı. bir savaş var, bir düşük yoğunluklu savaş var ya, Hı -hı. bir faşizm var, bir de örtülü faşizm var. Hı -hı. Yani biz şu an örtülü bir faşizm yaşıyoruz Hı -hı. Türkiye'de. Üstü örtülü. Üstü örtülü. Yani aslında olmadığı söylenen var mı belgen denilen, gösterdiğim belgelerin hiçbirisinin kabul edilmediği bir örtülü faşizm yaşanıyor Türkiye'de. Ama bazı sanatçılar var, hiç ete süte dokunmadan e, bu ülkenin keyfini çıkartıp parasını kazananlar da var. Vallahi ben Siz Sisyonlardan... bilmiyorum. Siz onlardan olmadınız çünkü. Ya ben onların o kendi tercihleri. Ben ama şunu söylemek isterim. Yani bugün yalıda oturabilirsiniz. Bugün istediğiniz hayalini kurduğunuz semtte ve evde oturuyor olabilirsiniz. Fakat sizi geçiyorum. Çocuklarınızın kapının dışına çıktıklarında adım atacağı sokaklar bu sokaklar. Adım attıklarında yaşanılan ülke bu ülke. Bunlar yaşanılıyor. İstediğiniz kadar kendinizi izole etmeye çalışın. Ama bu ülkenin gerçeğinden kendinizi koparamazsınız. Ee, bir insanın Ana vatanı çocukluğunun geçtiği, ergenliğinin geçtiği yerdir. Bir insanın ana vatanı orasıdır. Dünyanın neresine giderseniz gidin, burada yediğiniz lahmacunun, burada yediğiniz, boğazda yediğiniz bir tadını hatırlarsınız. İstediğiniz kadar oradan gidin, kendi cebinizden ucuza rakı alın ama oturup da dünyanın bir yerinde balık yapıp rakı içtiğinizde o keyfi vermez size. Peki sizin birlikte yola çıktığınız işte gerek sınıf arkadaşınız gerekse birlikte oyunda yıllarca beraber oynadığınız arkadaşlarınız şimdi başka bir yol seçtiyse sizi üzüyor mu o ya da onlara kırılıyor musunuz ya da ilişkileriniz nasıl? Benim insanlardan çok büyük beklentilerim yok. Hiçbir zamanda olmadı. Yani bu benim benim güvenle ilgili, insanlara karşı duyduğum güvenle ilgili sınırlarım vardır. Yani sınırsız güven duymam insanlara. Hı. Onun e, Murat Anmunga'nın e, yazmış olduğu Bir şiir mi? E, şeyde ya, adı aklıma gelmedi. Yani Şahmerdan diyesim geliyor. Değil tabii. E, onun onun yazmış olduğu kitapta e, şey der. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Güvenme der. Yılanlar şahı ee, ve sanıyorum güvenle ilgili biraz sorunum var benim. Yani gü güvenmiyorum insanlara. Onun için bir beklentim de olmuyor. Bu da rahatlatıyor beni. Kendim Başından beri öyle de evet. yoksa son, her zaman öyleydi. Mı? Ben çok güvenen biri değilim insanlara. Hmm. Ama hani güvensiz ve paranoyakta davranmıyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Ama sadece bu tarz durumlarda ben insanların korkularına çok saygı duymayı öğrendim. Korkuyor insanlar. Sen korkmuyor olabilirsin ama onların korkusuna saygı duymak zorundasın. Kardeşim ben korkmuyorum sen de korkmanın hiçbir anlamı yok. Peki insanlar sizin böyle işte yasaklı ya da sansüre uğrayan ya da engelle uğrayan bir sanatçı olmanızdan dolayı insanların size daha doğrusu meslektaşlarınız size mesafe koyduğu oluyor mu? Onla, yani ben zaten çok fazla bir kişiyle iletişim halinde değilim. Ya ben de işte örneğin Şehir tiyatrolarından atıldığımda benim atılmamı şehir tiyatrolarından protesto edip de benim yanımda duran şehir tiyatrosunun oyuncusu olan 15-20 kişi vardı. Kadromuz 300 kişi. Başlarına bir şey geldi mi? Yok. Gelmedi. Gelmedi yani ama 300 kişi de gelmedi. E ben o gelmeyenlerin kimler olduğunu biliyorum. E onlara artık eskisi gibi sıcak davranamıyorum. Hı hı. Çünkü biliyorum yani onların belli bir takım... Amaçları, belli bir takım beklentileri var. Gelmemek üstüne kurulu beklentileri var. Onları yaşıyorlar. Onları istedikleri gibi yaşasınlar. Benimle ilgileri yok ama eski candan merhabam da yok. Ama soğuk soğuk da ne haber falan deyip geçmiyorum. Merhaba nasılsın diyorum. Devam ediyorum yoluma. Şahmeran. Şahmeran dedim Şahmeran. Şahmeran. <laughs> Yaklaşmışım ama. nerede <laughs> kitleniyor bazen akıl. <kızım. gülüyor> Buradan ustaya saygılar. Orada <laughs> ee, der. E, İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Hmm. Der orada da yani. ihanet eder insan. Onun için çok fazla güvenmiyorum insanlara. Bir de, bir de şey demiştiniz, siz gezide e, bizimle beraber yola çıkanlar bizi yarı yolda bıraktı diye bir cümleniz vardı ya da buna benzer bir Aslında şey. Aslında şunu söylemeye çalıştım. Bakın o gün orada inanın bana zaten biz çok kalabalık görünen bir azınlığızdır tiyatro oyuncuları. Biz orada o gün o kadar kişi durduğumuz yerde durmayı becerebilip başarabilseydik uzun Hı. süreli bugün kötülük bu kadar büyüyemezdi. Hı. Fakat işte maaleseftir ki bir noktadan sonra alıp onu bir noktaya getirdiler. İşte hemen Cihangir'de şey başladı bir anda. Uyuşturucu operasyonları başladı ki yıllardan beri takip ediyorlarmış. Yani ellerindeki bir kart olarak bunu tutuyorlarmış. <laughs> Hop hemen insanlar sosyal medya hesaplarını silmeye ya da yorum yapmamaya başladılar. Hop baktın onlar rol almaya başladılar. Ben sosyalist internasyonel konuşmasını yaptığımda değişti her şey. Hı -hı. O tarihten sonra her şey farklı bir boyuta girdi ve benim de bir şekilde bana gelecek işleri umarak yolumdan söylediğimden döneceğimi düşünmüşlerdi anladığım kadarıyla ben dönmeyince bütün ağırlıklarıyla benim üstüme hücum ettiler. İşte şehir tiyatrolarından attılar, davalar açıldı falan onlarla uğraştırdılar Başımdan hani. Ne geldi? Yadırmayı... O tarihten sonra. Ha, aynen öyle. Sosyalist ve internasyonel konuşması çünkü çok ses getirdi. Hmm. Çok çok ses getiren bir konuşma çok iyi oldu. Çok ve sudan çıkmış balığa döndüler. Hiç görmemişlerdi bugüne kadar bu kadar sert bir duruş karşılarında. Ondan sonra her şey çok değişti hayatımda. Evet.